AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Elbistan'da AK kadrolarla bir toplantı yaptı. Gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, son zamanlarda bazı haber sitelerinde yer alan asılsız iddialarla ilgili belgelerle cevap vererek oluşturulmak istenilen algının kendilerini yıldıramayacağını belirtti. Şimdi bir de sosyal medyada bazı şeyler var. Ben onları da hemen kısaca bir belirteyim. Bir borç meselesi diyor. Ben 40 yıllık ticaret yapan inşaat mühendisi bir arkadaşım. Yanımda binlerce insan çalıştı. Benim borcum doldu, alacağım doldu. Ben şunu diyorum. Eğer bir kişi sizlerinden birine gelir de Abdullah Yener'de alacağım var derse, bana ulaşamazsa televizyon bir saatlik yolda belgesini getirir. Aha şu borcu vardır, çekinsene dedim. Oradan alır, bana gerek yok. Oradan. Bizim televizyonun değeri 100 milyon. Ha orada 50 milyon dolar yazmışlar. 1,5 tır ediyor. Neredeyse 2 tırlık para. Ben neymişim daha haberim yokmuş. Yener söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Belgelerle desteklenen açıklamasında bu tür haberlerin sadece çamur at izi kalsın anlayışından öte bir şey olmadığını vurguladı. Şimdi bir de adli sicil. Geçen gün sahte bir adli sicil belgesi düzenlemişler. Başkanım haberiniz oldu mu piyasada bir geziyor. 20'ye yakın ceza yazmış. Hemen ben tabii yeni en son adli sicil kağıdını çektim. Burada arkadaşlara gönderdim. Bak boş. Yener, meyve veren ağacın her zaman taşlandığını belirterek, kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin doğru olmadığını ve süreçte gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğini ifade etti. Ha benim zamanımda olaylarımız oldu, kavgamız oldu, dövüşümüz oldu. Ya bu ticaret yapıyoruz, insanız. Her şey olabilir, tehdit, mehdit. Ha tehdit olayı da var. Mesela şöyle, ben işçileri, insanları çok severim. Ben de 1600 kişi çalışıyordu. Şantiyenin birinde 600 kişi şantiyede şantiye şefim vardı. Bir gün inşaatları geziyorum. İçeride işçinin biri ağlıyor. Dedim ne oldu sana? Diyor ki benim çoluğum çocuğum var. İşe ihtiyacım var. Dedim ya tamam çalışıyoruz. Niye ağlıyorsun? Şantiye şefi küfür etti dedi bana. Niye dedim? Sigara molası verdiğim için. Tamam dedim. Çıktım şantiye şefine bir tokat vurdum ve kovdum. 2008 yılında 2 sene önce bu dava sonuçlandı. Orada bir onay ceza aldım. Tehdit olayı bu.